Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü 3-5 dakika tarif videomuzda size 3 tane seyyahtan bahsedeceğiz. Bu 3 seyyahtan geçmişte sorular geldi. Yine soru gelebilir. Kimdir bu 3 seyyah? İbni Batuta, İbni Fatlan, Marco Polo. Genel özelliklerini bunların bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Genel özellikleriyle birkaç özelliğini verip soru sorabilir. Özellikle nelere dikkat edelim? Şöyle bakalım İbni Batuta 14. yüzyılda yaşamış. Yani 1300'lü yıllarda. Faslı aslında. E, çok iyi derecede Türkçe ve Farsça biliyor. Rıhletün İbni Batuta adlı eseri. Bakın bir eserini bilin. Rıhletül İbni Batuta. Eserini de size doğrudan sormaz. Muhtemel ki sorularda eserini verebilir. Orta çağın en büyük Müslüman seyyahı sayılıyor. Hatta Marco Polo ile beraber orta çağın en büyük iki seyyahından biri sayılıyor. Anadolu, Bizans, Altın Ordu, İran Suriye, Hicaz, İpek Yolu, Çin, Hindistan hatta arkadaşlar Afrika ile ilgili de bilgi verir. Yani Avrupa kıtası dışında 3 eski kıt e daha doğrusu Avrupa kıtası dışında eski dünyanın iki büyük kıtası hakkında geniş bilgilere sahibiz. Özellikle bizim için önemli olan Anadolu'daki ikinci beylikler hakkında bilgiler verir ve Orhan Gazi ile ilgili Türkmen hükümdarlarının en yücesidir. Hatta Eretna Beyliği ile ilgili bilgilere rastlıyoruz. Aydınoğlu Umur Bey ile ilgili bilgilere rastlıyoruz. Bu e, seyahatnamede. Bu yüzden İbni Batuta'yı Anadolu'yla ilgili bir seyahatname soru soruluyorsa, Osmanlı'nın kuruluş süreciyle ilgili bir seyahatname soruluyorsa bilin ki o İbni Batuda'dır. Bu dönemle ilgili geniş bilgiler vermiştir. İkincisi İbni Fatlan, Arap seyyah. 9. yüzyılın sonları 10. yüzyılın başlarında yaşamış arkadaşlar. Rühle ya da Er Rühletün İbni Fatlan adıyla bir ee, yine bunun eseri var. Ee, ve İbn-i Fatlan deyince bizim aklımıza özellikle arkadaşlar İdil Bulgarları gelsin. Abbas Halifesi Muktedir Billah tarafından İdil Bulgar Hanı Almış Han'a gönderilen heyette yer alır aslında. Elçilik heyetinde. Biliyorsunuz İdil Bulgar Hanı Almış Han İslamiyet'i öğrenmek adına e, Abbas Halifesi'nden yardım istemiş. Abbas Halifesi de hem işte o gittiği yerlerde İslam eseri yapılması için mimarlar din adamları ve bir takım elçilik heyeti göndermiştir. İbni Fatlan bunlardan biridir. Aslında bir diplomattır kendisi ve gittiği yerlerde Bulgar, Oğuz, Başkırt, Hazar Türkleriyle ilgili ve Rus halklarıyla ilgili bilgiler vermiştir arkadaşlar İbn-i Fatlanı da genel anlamda İtil Bulgarları ile ilgili sorularda bekleyin önemlidir. Marco Polo geçmişte soruldu 13-14. yüzyıllarda yaşamış İtalya Venedikli aslında arkadaşlar Marco Polo bir tüccar babası tüccar babasının yanında işte doğuya seferler yapıyor özellikle Kubilay Hanlığından kalmış 10 10 yıldan fazla Kubilay Han'ın sarayında hatta onun verdiği görevleri yapmış arkadaşlar. Yine Anadolu'da Artuklu Beyliğine misafir olmuş ve bunlarla ilgili bilgiler vermiş. Özellikle İpek Yolu, Çin, Orta Asya Türkleri, İran bölgesi ve Anadolu ile ilgili bilgilere rastları. Hatta işte Anadolu ve Orta Asya'dan Türkiye olarak bahseder. Coğrafi keşiflere ilham veren e, seyyahdır. Bu kesinlikle unutmayın. Coğrafi keşiflere çıkan birçok macera perest Marco Polo'nun hatıralarını okuduktan sonra doğunun o meşhur zenginliklerini ele geçirmeye çalışmıştır. İşte arkadaşlar bakın. Bu üç seyyahdan olası sorular gelebilir. Kesinlikle unutmayın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Tarihle kalın.